20. Etkileşim. Algılamak ve almak. Örnek. Turuncu kare sağa doğru ilerlerken önüne mavi ile boyanmış bir kare çıkarsa onu almasını sağlayan algoritma. Örneği çalıştıralım. Şimdi bu işi yapan algoritmayı inceleyelim. Sırayla önce değişkenler tanımlanmış ve içlerine bazı bilgiler aktarılmış. Kara renk değişkeni içerisine turuncu aktarılmış. Bu karenin rengini taşıyor. Sonra kare X ve kare Y değişkenleri içerisinde 3 ve 3 sayıları var. Bu da turuncu karenin başlangıç konumunu taşıyor. Kare hız 160 değeri aktarılmış. O da karenin her hareket ettiğindeki milisaniye cinsinden bekleme süresi. Değişkenler tanımlandıktan sonra ilk olarak bir döngü oluşturulmuş. Döngü değişkeni i birden başlıyor ve 30'a kadar devam ediyor. Bu döngü süslü parantez içerisindeki işlemleri 30 kere tekrar edecek. Ve süslü parantez algoritmanın en sonunda kapatılmış. Bütün bu kodları kapsıyor. Burada tekrarlanan algoritma turuncu karenin birbiri ileri hareket etmesi ve beklemesi. Bu algoritma her seferinde aynı olduğu için bunu bir döngü yardımıyla algoritmayı tekrar tekrar yazmadan uygulayabiliyoruz. Tekrar eden döngünün içerisinde yapılan işlemler turuncu karenin temizlenmesi, yeni hareket edilecek konumun hesaplanması, yeni konumun karenin rengiyle boyanması ve bir süre beklenmesi. Turuncu kareyi hareket ettiren ana algoritma. Onun dışında hesaplama yapıldıktan sonra, yeni konum hesaplandıktan sonra araya ek bir algoritma eklenmiş. Bu da yeni bir değişken tanımlamış. Sonraki kara renk. Bu değişkenin içerisine yeni hesaplanan konumdaki karenin rengini aktarmış. Bir koşullu ifadeyle bu rengin içeriği eğer mavi ise başka bir işlem yapması istenmiş. Mavi ise ne oluyor? Demek ki bir sonraki kare mavi ise turuncu karenin önüne mavi bir kare çıkmış demektir. Kare temizle fonksiyonu ile yeni konumdaki mavi kare temizleniyor ve bir yutma sesi çıkartılarak mavi kareyi yutmuş oluyor. Bu aradaki koşullu ifade sadece bir sonraki konumda mavi kare tespit edilirse çalışıyor. Onun dışındaki genel turuncu kareyi hareket ettirme algoritması her tekrarda çalışıyor ve döngü tamamlandığında turuncu kare 30 kere hareket etmiş oluyor. Şimdi bu bilgi ışığında algoritmamızı tekrar çalıştıralım ve turuncu kareyi nasıl hareket ettirdiğini görelim. Turuncu kare döngünün içerisindeki kodlar sayesinde sürekli hareket ediyor. İki kere
mavi kare ile karşılaşıyor ve yutma sesi çıkartılıyor. Tekrar bakalım. 30 kere tekrar eden döngünün içerisinde ilk yapılan işlem turuncu karenin eski konumundan temizlenmesi. Daha sonra sağa doğru hareket edeceği için x koordinatının bir arttırılması ve bu matematiksel işlemin kare x değişkenine aktarılması. Yani turuncu karenin eski konumunu taşıyan değişken. Böylece bu kare x değişkenin içeriği artık ne oluyor? 4. Bu işlem tekrarladıkça bu kare x değişkenin içeriği 4, 5, 6, 7 diye ilerliyor. Böylece bu kare x değişkeni burada mavi karenin olduğu konuma geldiğinde mavi kare çıktığında yapılması gereken işlemler yapılıyor ve ondan sonra yeni hesaplanan kare x ve kare y koordinatlarına turuncuyla boyanarak turuncu kare hareket ettirilmiş oluyor ve her tekrarda kare hız değişkeninin içeriği kadar bekleniyor ve döngü tamamlanıyor. Ek açıklamaya bakalım. Döngüler ve koşullu ifadeler konularını tamamlamış olmanız önerilir. Mavi kareler koşullu ifadeyle kontrol edilerek koşul gerçekleştiğinde temizlenir ve bir ses çıkarılır.